Büyük Orta Doğu projesi, genişletilmiş İsrail projesinin eş başkanı kim diye soranlar var. Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanıyım diyen cümleyi kuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Yani bir eş başkanın kim olduğunu biliyoruz. Yani bunu biz demiyoruz. Erdoğan söyledi. Yani kendi ağzından söyledi. Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanıyım dedi ama eş başkan varsa bir başkan daha olması lazım. Mantıken. Ya yani çünkü Erdoğan diyor, eş başkanım En diyor. az bir, en az Efendim? bir, birkaç tane daha olabilir. Evet, En en az. az bir. En az bir, birkaç tane olması Olabilir. lazım. İşte yani birini biliyoruz. İşte biri konuştu zaten. Ama öteki kim? Bu önemli. İzleyicimize de bunu soruyorum ama ben bu konuyla ilgili bir yayın yaptım hafta içi. Rıfat Serdaroğlu'yla. Çok sert ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Net konuştu. Büyük Orta Doğu Projesi'nin birinci eş başkanı Tayyip Erdoğan'dır. Zaten kendisi söyledi. Diğer eş başkanı da Netanyahu'dur dedi. Siz bakmayın şu anda öyle kavga ettiklerine dedi. Bunlar daha bir ay önce el sıkıştılar. Görüştüler. Ondan önce de görüşüyorlardı zaten. Yani eş başkan. Peki eş başkanlar varsa büyük başkan kim? Ya şimdi iki eş başkan ya da eş başkanlar varsa yani bir lider olması lazım ki yani birisinin üstü olması lazım ki eş başkanlar onun altında olur. Çünkü eş başkan adı üstünde. Eş değerde iki başkan varsa tek başkan kim? Olması lazım. Yani yukarıdaki kim? İşte onun da aslında ABD'nin olduğunu, yani Biden demedi ama ABD'nin olduğunu. Çünkü Biden gider, başka birisi gelir ama ABD devletinin o Amerika olduğunu düşünmüyorum. Niye ya biliyor da musun? bilmiyorum. Ne? Çünkü Amerika, yani İsrail Amerika'nın uydu devleti değil. Amerika İsrail'in uydu devleti. Daha doğrusu İsrail'i kuran aklın uydu devleti. Tıpkı Evet. İsrail gibi. O yüzden tepede bir başkan varsa o Amerika İngiltere'de. Birleşik Devletleri başkanı değil. Amerika Birleşik Devletleri başkanı da ancak oradaki görevlilerden biri olabilir. Daha öteye gidemez. En tepede sermayeye hükmedenler işte bu Ya Rothschild ailesi. bütün dünya ülkeleri İsrail'in sahiplerinin uydularıdır. İsrail'in değil bak. İsrail'in sahiplerinin. Hatta Cem senin az önce söylediğine bir katkı olarak şunu söylüyorum. O Hristiyan kongre üyelerinden, o ayin görüntülerinden şey yaptın ya. Dün Netanyahu ne dedi arkadaşlar? Hepimiz hatırlayalım. Yeşaya kehaneti Evet. gerçek oluyor. Yeşaya kehaneti nedir? İsrail'in dünya krallığıdır. Bütün dünya halklarının, bütün dünya krallarının İsrail'e köle olmasını, tapınağın Tanrı'nın görkemini yeniden yansıtmasını, bütün dünyadaki altın ve gümüşün İsrail'e ait olmasını, her şeye İsrail'in sahip olarak dünyaya hükmetmesini söyleyen bir kehanettir. Bu da Büyük İsrail projesidir. Büyük İsrail kehaneti projesi işte. Yani Büyük Orta Doğu projesi olarak da bunu hani az önce parantez içine koyarak söylemiştim. İşte bundan bahsediyoruz. Bir de orada Şimdi ince bir ayrıntı var arkadaşlar. İsrail'de aşırı dinci bazı gruplar Netanyahu'ya karşı. Arada görüyorsunuzdur siz de şeyde televizyonda. evet. Fakat yani bunların asıl karşı olma sebebi şey değil. Yani bütün insanlığı düşündükleri için Netanyahu'ya karşı değiller. Mesih. Siyonizmin karşısındaki kanat şeyi düşünüyor. Onlar en baştan beri karşılar. Çünkü İsrail'i kurmak için erken olduğunu düşünüyorlar. Yani Mesih. niyet aynı, aynı zihniyet, hiç fark eden hiçbir şey yok. Ama sadece metotta anlaşamıyorlar. Onu da bir Mesih kenara gelmediği için, yapalım. Mesih'in Evet. gelmesi için gelmesi gerektiğini savunuyorlar. Mesih gelmeden biz bu devletin şeyini tanımıyoruz, otoritesini tanımıyoruz. Ancak başında Mesih olursa tanıyoruz demek. Bütün bunları üst üste getiriyorsa, bakın yakın bir zamanda bir sahte bir Mesih, sahte Mesihler hatta dünya genelinde ortaya atılacağını bekleyebiliriz. Tamam mı? Ben bekliyorum yani şimdi sahte Mesihleri yavaş yavaş piyasaya sürecekler. Ondan sonra Mescid-i Aksa'nın yıkılabileceğini, böyle bir olasılığı işte bu önümüzdeki süreçte, önümüzdeki günlerde, haftalarda neyse bu sürecin devamında yani. Ve bunu da İsrail'in kendi eliyle yapacağını inanmıyorum. Ya bunu Hizbullah eliyle ya da farklı bir İslamcı bir örgüt eliyle İsrail'e bir füze saldırısı
kılıfı altında İslamcılara yıktıracağını ve bakın siz yaktığınıza getireceğini ve tapınağın yeniden inşa edilmesi ve büyük kehanetin en büyük parçasıdır yani bu. Bütün bunların artık çorap söküğü gibi gelmeye başlayacağı bir dönemin içerisine girdik arkadaşlar. İlk gece de söylemiştik bunu ilk, o zamanki yayında 7 Ekim tarihinde bugün milat olarak demiştik. Bunun düğmesine de Hamas'a bastırdılar işte. O yüzden şimdi ya bu arada şey, Hasan Mesajcı Mesih miydi, Mehdi miydi? Mesih. O Mesih. Mesih. O zaman söyleyelim şey İsrail'e de Mesih geldi Düzce'de şu an. Bizim ya çok ya. Yani saçma sapan. Bir de Mehdi bekleyenler var. Evanjelikler var bir de arada. Mesela doğru. Hatta zannediyorum şey evanjelikler Mesih'i bekliyor. Yahudiler, Siyonistler Mehdi'yi bekliyor. İşin enteresan tarafı İslam dünyasında da Mehdi anlayışı var. Mehdi yani bekleniyor. Efendim? İslam dünyasında asırlardır bekleniyor. Hem Şia'da hem Sünni dünyada. Tamam o zaman var. Mehdi çıkarsa kimin tarafında olacak? Mesela bir tane Mehdi çıktı. Herkesin o zaman kendi Mehdi'si mi çıkacak? Tabii herkesin bir Mehdi'si çıkar yani. Onu çıkarırlar. Bu adamların böyle bu tarz hem dini anlamda hem de birçok anlamda farklı inanışları var. Ve inandıkları doğrultuda hamle yapıyorlar. Her atılan bombanın tarihi bile bu adamlar için önemli. Garip adamlar. Ama tabii Gazze'ye girmek de o kadar kolay da olmayacak gibi gözüküyor. Ondan zaten şu anda o hastaneleri bombalıyorlar. Gazze halkını Gazze'nin dışına çıkartmaya çalışıyorlar ki yerle bir etmeden oraya giremezsin. Bakın İsrail karınca yuvası. Zamanlama hatası yaptı. Kara harekatı açıklamasında zamanlama hatası yaptı. Neden? Bir kere bu adamlar son derece vicdansız. Burada hepimiz mutabıkız. Bütün dünya görüyor ki gözlerini bile kırpmadan bir sürü insanı öldürebiliyorlar. Zaten hayvansı olarak görüyorlar diğer insanları. İsrail ancak ve ancak bütün Gazze'yi dümdüz ettikten sonra içeriye girebilir. Ve şu anda da bunu yapıyor. Bütün Gazze'yi dümdüz ediyor. Kimyasal silah kullanıyor mu bilmiyorum. Fosfor bombası kullanıyor. Ama daha büyük ölçekli kimyasal silahlar kullanıp milyonlarca Filistinli'yi, 2,5 milyon Filistinli var Gazze'de. Hepsini öldürebilir. Şu anda bir soykırım yaşanıyor. Ayrıca İsrail'li için Yahudiler, Yahudi halkının canı çok önemli. Yani bir tane Yahudi bile son derece önemli. Çünkü nüfusları çok az. Topu topu bütün dünyada toplam 15 milyon Yahudi var. Dünyanın nüfusu 8 milyar. Şimdi bir de bu açıdan baktığımızda kara harekatı yapılmayacak gibi görünüyor. Sevgili seyirciler, sizin de fikrinizi merak ediyorum. Lütfen hepiniz yazın sohbette, chat ortamında okuyacağım yorumlarınızı da. Ya artık ip koptu. Belli ki bu savaş yayılacak. Daha da büyüyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas bir terör örgütü değildir. Ve Cumhur İttifakı'nın ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gerekirse Filistin'e gideriz. Bu ne anlama geliyor? Hükümet kararını verdi, tarafını seçti. Doğru bir politika mıdır? Diplomasi anlamında lütfen yazın. Yani merak ediyorum sizin de görüşünüzü. Çünkü bu ülkemizi ilgilendiren bir durum. Hepimizi ilgilendiriyor. Dünya kamuoyu şu an diyor ki Türkiye Hamas'ı seçti diyor. Bak ne altını çiziyorum. Bazı anlamayanlar var. Filistin değil. Filistin başka bir şey. Hamas da başka bir şey. Yani Cumhurbaşkanı Filistin'in yanındayız deseydi ha yine bir taraf olursa ama neyse hani devletler bazen taraf olur. Ama Hamas'ı tercih etmesi büyük sıkıntı. Ve ayrıca demin bahsettik Büyük Orta Doğu Projesi'nden. Ya farkında mısınız? Sanki ya işte bunlar komplo teorisi falan diyorlar ama sanki komplo teorisi kötü bir şey değildir yani. Olayları önceden öngörebilmek tir bir anlamda. Sanki birileri bir düğmeye bastı. Hani o Büyük İsrail Projesi falan diyoruz ya. Ve bazı siyasetçiler de sanki o projenin içinde ve ona hizmet eder şekilde hareket ediyorlar. Böyle bir savaşta olmak gerçekten istiyor musunuz? Ey chat, sohbet yazar mısınız? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması yani net. Hamas'ı destekliyor. Hamas'ı destekliyor. Doğru bir şey mi söylüyorsunuz? Bu açıklamayı yapmadı. Afganistan, İran bile bu açıklamayı yapmadı. Afganistan, İran bile yapmadı. Yapmadılar ya. Hiçbir Arap devleti bile yapmadı. Allah Allah. Ve hani son bir haftadır yani 3-4 gündür. Ondan önce öyle değildi. Önce bir Devlet Bahçeli çıktı. Sert konuştu. Bağırdı, çağırdı.
Ondan sonra da Erdoğan ilk grup toplantısına çıktı. Dedi ki bir anda Hamas terör örgütü değildir. Mücahitler grubudur dedi. Netanyahu denen adamın dedi. Çok sert bir üslupla. Elini bir kere sıktım dedi. Ama iyi niyetimi suistimal etti dedi. Bir daha da İsrail'e gitmem dedi. Yani ya o One Minute olayından sonra ne beklerdiniz? İsrail'e Türkiye'nin ipleri atıp ticaret hacminin küçülmesini, diplomatik ilişkilerin minimum asgari seviyeye çekilmesini, askeri anlamdaki işbirliklerinin bitirilmesini. Ama baktığın zaman bundan hiçbir tanesi olmadı. İsrail'de bugün Gazze'yi bombalayan savaş pilotlarının birçoğunun Türkiye'de eğitim aldığını biliyoruz değil mi? Yıllarca Türkiye'de eğitimlerini aldılar. Hatta galiba İzmir'de falan. Yani çok Konya'da. Askeri. Ha? Konya'da eğitim alıyor. Neyse bir yerlerde işte Türkiye'de eğitim alıyor. Ticaret hacmi büyüyor. Bir sürü ilişkiler o yani en şey kavgalı gibi görünen dönemde bile arka planda işleyen şeye baktığın zaman hep tam tersi işliyordu. Yani bu açıklama mesela yapılıyor. Muhalefet de yani nasıl bir şey ben anlamıyorum. Kendisine çizilen muhalefet iktidarın çizdiği sınırlar içerisinde çıkamıyor. Sen de çıkıp desene kardeşim Hamas terör örgütüdür. Cesurca söylesene ne korkuyorsun ya. Tribünlere oynamaktan vazgeçsene. Asıl o zaman tribünler seni alkışlayacaktır yani. Ondan sonra az önce bahsettiğimiz insanların evini çilingirle kırıp ondan sonra polis jandarma zoruyla evinden atabilme gücünü devlete veren veyahut da hükümete veren bir yasa teklifini sen hiç duymadın. Ben duymadım yani muhalefetten buna karşı bir ses. Siz duyan varsa söylesin. Belki söylemişlerdir. Ben duymamışımdır yani. Yani at çöpe gitsin yani. Böyle muhalefet mi olur? Şimdi böyle olunca ne olacak yani? Medya. Hamza bir ek yapayım burada sana. Çok güzel bir yere değindin. Evet iktidar hadi belki işte kendi kitlesi bir kitlesi var çünkü öyle bunu isteyen, savunan. Muhalefet de sevgili seyirciler farkında mısınız? Çok da farklı bir dil kullanmıyor. Tezkere durumu hariç. Ama İsrail-Filistin konusuyla ilgili daha ilk gün, birinci gün Kemal Kılıçdaroğlu da öyle, diğerleri de öyle. Ya arkadaş, şimdi ben baktım sohbete, chat'e, genel anlamda bu durumdan rahatsız izleyici fark ettim. Ama hayır kardeşim, Gazze'ye gireceğim diyen de var. Yorumunu, bak yorumuna... Gireceğim diyen de sonra hastam var diyor, girmiyor.